Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz. Jacques-Louis David'in Brutus ve Oğulları isimli tablosuna bakıyoruz. Bu tablo David'in eserleri arasında en sevdiklerimden biri. Fransız devrimiyle aynı yıl yani 1789'da yapılmış. Resmin konusuyla devrimin fikirleri güzel şekilde bağdaştırılmış. Bu resimde Antik Roma'yı görüyoruz. Brutus Roma kralına karşı devrim yapmış. Ancak Brutus oğullarının kendisine ihanet ettiklerini ve kraliyeti geri getirmek üzere çalıştıklarını öğreniyor. Brutus yargılama yapıyor ve kendi öz ailesini ihanet ettikleri için ölüme gönderecek alışılmadık kararı alıyor. Devlete kendi ailesinden, duygularından, ihtiyaçlarından daha çok değer veriyor. Horatio'nun Yemini tablosunda da aynı temayı görürüz. Erdemlerin kişisel duygulara, kişisel önceliklere galip gelmesi. Bu resim aynı zamanda alınan bu kararın bedeline ilişkin. Körü körüne bir vatanseverlik değil bu. İçten gelen kuvvetli duygularla alınan bir karar ve karşılığında ödenen bedel. Trajik bir sahne bu. Brutus bir Roma heykelinin altında oturuyor. Gölgede, elinde de kendi fermanı var. Ayaklarını çapraz yapmış, eli yukarıda, derin düşüncelere dalmış. Oğlunun taşınan vücuduna arkası dönük şekilde oturuyor. Kompozisyonun diğer yarısında ise karısı ve çocukları var. Işık altındalar, gözlerini kısmışlar ve acı içindeler. Brutus'un yaptığına inanamıyorlar. Brutus ise sakin görünüyor, durgun. Burada yaşanan derin trajediyi sineye çekiyor gibi. Oysa diğer taraftaki eşi ve çocukları duygularını rahatça dışa vuruyorlar. Burada gördüğümüz sahne devrim sırasındaki fikirlerle çok örtüşüyor. Zira sadece erkeklerin devlet için fedakarlıkta bulunabileceklerine, sadece erkeklerin büyük ideali görerek kişisel çıkarlardan vazgeçeceklerine, duygularını yenerek gerçek birer vatandaş olabileceklerine inanılırmış. Stoacı felsefeye yakın olan bu görüş, resimdeki mekanın şekillendirilmesinde de etkili olmuş. Oldukça kapsamlı, klasik bir mekandayız. Yunan mimarisi en sahici haliyle karşımızda duruyor. Kapılar, sütunlar. Ancak bu keskinlik kadınların olduğu bölümde değişiyor. Kumaşların drapeleri, yumuşak dokuları devreye giriyor. Bu resim, David'in klasik mimariyi ve eski dönemde kullanılan eşyaları ne kadar iyi incelediğini ve özümsediğini de gösteriyor. Resimdeki figürler antik Roma ve antik Yunan heykellerini andırıyor. Kumaşların vücutlarına sarılışına dikkat edin. Anatomiye verdiği önem son derece net. Mekanın netliğine, hatların belirginliğine de önem verilmiş. Kullanılan renkler biraz solgun ancak ışık gerçekten kuvvetli ve buradaki figürleri aydınlatıyor. Son derece kuvvetli ve dramatik ifadeler var. Bu bir fedakarlık ve yapılan fedakarlığın duygusal bedelini sadece ailesi değil, Brutus de ödüyor. Bu resmin Fransız devrimiyle aynı yıl yapılmış olması enteresan. Çünkü devrimin değer verdiği meziyetleri dile getiriyor. Büyük idealler için fedakarlıkta bulunmak, kanun önünde herkesin eşit olması. Brutus lider olmasına rağmen oğullarını affetmeyecek. Çok trajik. Ancak başında bulunduğu devrim oğullarının aleyhinde çalışacak. Burada gelecekte olacakların izlerini görüyoruz. Robespierre ve diğerlerinin taşkınlıklarını görüyoruz. David'in erken dönemlerde yaptığı bu resimde ifade edilen erdemlere yüz çevriliyor. Bu resim devrimin gölgelenmesinin, dağılmasının ve başarısız olmasının ilk belirtilerini de yansıtıyor.